Merhaba kahve sever arkadaşlar. Bugün Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok meşhur olan bir kahve yorumu olan Flat White kahveyi evde gördüğünüz makineyle nasıl yaparız? Bunu anlatacağım. Flat White ile ilgili öncelikle bilmemiz gereken Ristretto. Ristretto kahve nedir? Çünkü flat white kahveyi yaparken double ristretto'ya ihtiyacımız olacak. O yüzden şöyle teknik bir bilgiyle başlayalım. Bir espresso, örneğin az önce örnek olması için yaptım. Şu anda gösterdiğim daha fazla miktarda kahve ihtiva eden şu espresso fincanı. Bu bir espresso. Bu da yarım, yani yaklaşık olarak yarım diyelim, yarım çekilmiş espresso. Yani kullandığımız kahve miktarı aynı fakat mililitre olarak ristretto daha kısa. Şöyle ki ideal bir espresso krema hariç 30 mililitredir. Ristretto ise krema hariç 20 mililitredir. Yani daha yoğun bir tadı vardır ama içerdiği kahve miktarı, kafein miktarı farklı değildir. Aynıdır. Sadece kısaltılmıştır. Yarım çekilmiş gibidir yaklaşık olarak. Yani bunu şöyle hesaplayabilirsiniz. İdeal bir espresso çekim süresi 22 saniye ile 26 saniyedir. Ristretto ise 16 saniye ideal bir ristretto için gerekli çekim süresidir. Ben de makinenin ayarlarından espresso süresini bildiğim için ayarımı ona göre sayarak yapacağım. Yaklaşık olarak da miktar olarak da bildiğim için bu tecrübeyi kullanacağım bu makineyi tanıdığımdan dolayı. Flat White, Cortado kahve gibi 150 ml cam bardakta servis edilir. Cam bardak önemli. Yani 133-150 mililitre olan şöyle orta boy, cappuccino'dan kısa, espresso'dan büyük, ortasında bir ölçü 150 mililitre olarak düşünebilirsiniz. Cam bardak bu önemli. Ve makinamın duble shot'ını kullan, yani iki kişilik porsiyon, duble porsiyonunu kullanacağım. Çünkü flat white demek duble ristretto üstüne kremalandırılmış sıcak süt. Kremalandırılmış süt. Süt burada hazır. Bardağım hazır. Başlayabiliriz. Dediğim gibi şöyle daha yakından göstereyim. Size göre sağda olan benim şu anda gösterdiğim ristretto, bu espresso. ml espresso, 20 ml ristretto. Kenara aldım ve başlıyorum. Dediğim gibi duble shot kullanacağım. Duble ristretto yapmak için 14 ila 16 gram. Zaten hazır makinelerin ölçekleri bu konuda bize yardımcı oluyor. Mantık olarak daha yoğun tatlı espresso diye düşünebilirsiniz. Temperladım, kenarını temizledim, makineden su kanalını temizlemek için bir kez kısa bir flaşlıyorum, takıyorum ve bu cam bardağa double ristretto'mu hazırlıyorum.
Evet. Şöyle üst platforma alıyorum. Sıcakta bekletmek için. Diğer yandan sütü hazırlıyorum. Buhar butonuna basıyorum. Buhar musluğu hazır olana kadar sütü koyuyorum. Diğer videolarda bahsettiğim gibi oldukça yağlı süt kullanıyoruz sütlü kahvelerde. Kıvamı tutturmak ve daha lezzetli olması için kahvenin. Bu 3,5 yağ ihtiva eden, özellikle kahveler için imal edilmiş, kahve yapan baristalar için üretilmiş bir süt. Burası hazır. Buhar musluğundan içinde kalmış olan bir miktar su olabildiği için onu biraz alıyorum. Evet, çok güçlü buhar taziki gelene kadar boşaltıyorum ve sütü kremalandırıyorum. İdeal süt sıcaklığı 65, maksimum 70 olacak. Diğer videolarda bahsettim. Daha fazlası sütü yakar, kremayı öldürür. Aşırı köpükten ziyade yoğun kremalı yağlı boya kıvamı, hep söylüyorum. Yağlı boya kıvamında elinizi tutamayacağınız ana kadar ısıtıyorsunuz. Çok yakmıyorsunuz. Buhar musluğunu temizliyorum. Evet. Temizliyorum civarı. Hafif vurarak içinde olabilecek köpükleri de minimize ediyoruz. Hafif sallıyorum. Hafif kahveyi şöyle sallıyorum. Burada sütüm hazır. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir kıvam oldu. Bardağa taştığı halde dökülmediği sürece, yani dökülmezse, oradan anlayabilirsiniz ki çok güzel bir krema olmuş ve tadı da çok yoğun, güzel bir kahve olacak. İşte flat white böyle. Double ristretto, kremalandırılmış yağlı süt köpüğü. Afiyet olsun.